sistemler genelde böyle doğu batı şeklinde gitmiş. Hiç yukarıdan aşağıya çok fazla yok sanki, değil mi? Esasında, ya da aslında bir havaalanı ile beraber var neyse ki. Evet, biraz. Buralarda işte, daha fazla ek, yani bu 5+5'te planlananlar nereleri? Şöyle bir kere burada hani şehrin yayılımına göre doğu batı gitti, haklısınız. Ama artık şehir biraz kuzey yöne doğru da gelişiyor, büyüyor. Havaalanıyla beraber özellikle Anadolu tarafındaki büyümeyi de dikkate aldığımızda burada ne var? Bir kere Büyük İstanbul projesi dediğimiz raylı sistemle geçebileceğimiz, hemen bizim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yakın bir yerden geçeceğimiz. Mesela bu gene gerçi bir miktar doğu batı olacak buradaki, ama daha kuzeye çıkacak olan projemiz tabii o aynı zamanda ulusal bir hat. Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip oradan Çerkezköy'e, Kapıkule'ye devam edecek olan bir hat var. Mesela İstanbul'un tamamen kuzeyden kuşaklayacak bir hat olacak. Hem İstanbul merkeze hitap edecek, hem de ulusal ve uluslararası ağ bütünlüğündeki orta koridora hitap edecek olan bir hat var. Mesela bu sene 122 kilometre civarında, bu sene inşallah ihalesini yapacağız. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde o hani geçerken... Ortayı boş bıraktık zaten orada. Evet. Tam oraya çift hat, bir gidiş bir geliş olmak üzere çift hat bir demir yolu inşallah yerleştirmiş olacağız. Ve o hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, hem İstanbul Havalimanı'nı ve İstanbul'un bütün kuzeyini komple birbirine bağlamış olacak. Ayrıca şehir içerisinde Sayın Murat Kurum'un da açıkladığı gibi her ilçeye mutlaka metroyu getireceğiz. Şu mavi olanlar da ilk etapta Büyükşehir tarafından planlanmış olanlar. Ama bu harita artık 1000 kilometrelere çıkan bir harita altlığımız da var. Onu da ilerleyen zamanda. Bu kırmızıların yeşillenmesiyle ilgili bir tarih var mı? Şu Arnavutköy'le Halkalı arasını bir yıla kadar inşallah. Bu Altunizade Çamlıca Camii'ni de muhtemelen 2025 yılının sonu gibi.